Uçak Opel'den merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni Opel Kargo'yu anlatmaya çalışacağım. Kargolarda iki tip versiyonlarımız var. Bir tanesi Edition olaraktan kısa şasi olarak geçen Edition paket. Bir tane de uzun şasi olarak adlandırabildiğimiz Elegance X-Large modeli var. Ama bu araçta ekstra bir de Plus paket var. Şimdi Edition'lardan başlamadan öncelikle size şunu anlatmaya çalışacağım. Bu araçlar Panel One. Direkt kapalı kasa kamyonet olarak geçtiklerinden kaynaklı devlet tarafından KDV indirimli şirketlerin kullanabileceği bazı avantajlar da oluyor bu araçlarda. Ne kadar derseniz yaklaşık bu araçların 20 bin lira civarında bir KDV'leri var. Zaten şirket sahipleri benim ne demek istediğimi çok net bir şekilde anlıyor. Yani vergiden, KDV'den direkt bu ay KDV'niz çıkıyorsa direkt 20 bin lirasını KDV'den düşüm yapabiliyorsunuz diye biliyoruz biz de. Çünkü şirketler için büyük avantajlı arabalar. Şimdi Edition var dedim, kısa şase. Bir de Elegance X-Large modeli var dedim, uzun şase. İsterseniz şimdi Edition'dan başlayalım. Edition paket dediğimiz kısa şaseli olan paketten başlıyorum öncelikle. Araçta neler var diye baktığımız zaman ABS, elektronik stabilite programı, ESP dediğimiz, fren destek sistemi, viraj denge kontrolü, düz at denge kontrolü, gelişmiş savrulma kontrolü, çekiş kontrolü gibi özelliklerin hepsi direkt araçta standart olarak geliyor. Yokuş kalkış desteğimiz de standart. Sürücü hava yastığı var Edition'larda. Ancak yolcu hava yastığı isterseniz bir üst paket olan Elegance pakete geçmeniz gerekli. Aktif gergili ön emniyet kemerleri, emniyet kemeri uyarı sistemi, immobilizer ve step neyse araçta direkt standart olarak geliyor. Jantlar bunlarda kapak geliyor arkadaşlar. 205-60-16 olaraktan. Üzerine Michelin marka lastikler var gördüğünüz gibi. Ancak jantlarımız çelik değil, kapak çant olarak geliyor. Bagaja doğru geldiğimiz zaman çift açılabilir bir bagaj sistemi var. Şöyle burayı açalım. Şimdi aynı zamanda burayı da açalım. Burası kısa şaseli bir araç bu araç. Bu aracın şuradaki uzunluk verilerini ise yazıyorum kenara, oradan net bir şekilde görebilirsiniz. İşinizle alakalı size yeterli mi gelecek yok yetersiz mi gelecek? Kısa şasiye bakarız. Birazdan da uzun şasiye anlatırken de uzun şasenin bagajından bahsetmeye çalışacağım size. Ufak tefek bagajda yine detaylarımız var. Mesela Ahmet şuraya gösterebilirsek. Burada bir 12 voltluk bir çakmaklık çıkışımız var. Lazım olduğu takdirde can kurtaran bir sistemdir. Burada. Burada bir tane aydınlatmamız var. Direkt dokunmatik olarak geçiyor. Gösterdiğimiz anda aydınlatmayı da buradan görebiliyorsunuz. Ahmet sen burada dur. Bir de benim en çok sevdiğim bir özellik var bunda. Burada bakın şöyle bir kapak var. Bu kapağı öncelikle ben kapatayım. Şu anda gördüğünüz gibi bu kapak kapalı, herhangi bir şey yok. Bunu açıyorum, indiriyorum. Ve şimdi de uzun bir malzeme taşıyacağımız zaman kesinlikle bize lazım olacak olan evet, koltuğu indirdim. Buradan da merdiven olur, uzun bir malzeme koymak istediğiniz zaman da gönül rahatlığıyla buradan uzatabiliyorsunuz. Arka tarafının teknik verilerinden yazmıştım kenara. Yük taşıma kapasitesi de yine yan tarafta yazıyordur. Oradan da net bir şekilde görebilirsiniz. Onun haricinde bagajda aydınlatma var demiştim. 12 volt söyledim. Buralarda file takabileceğiniz veya bir şeyleri bağlayabileceğiniz halkalar da mevcut. Stepney ise malum burada değil, alttadır. Evet, altta bir stepney bölümümüz var. Kapılarda küçük detaylar var mı var? Mesela ben biraz önce şunu fark ettim. Bunu çevirdiğinizde bu kapağı kapatamıyorsunuz. Böyle ufak tefek detaylar var. Yine aynı şekilde şurayı açtığımızda burası kendini bırakıyor ki bakın şöyle tamamıyla 180 derece olacak şekilde de kapağı da açabiliyorsunuz. Bu aracı kullananlar zaten bu özelliklerin evet normalde de olduğunu söyleyebilirler. Ama ben bizim aracımızda da olduğunu da sizlere göstermek istedim. Evet önce burayı kapatıyoruz. Evet burayı da kapat. Arka park sensörlerini görüyoruz. Malum arka tarafı gözükmeyen bir araç. Park sensörü kesinlikle can kurtaracaktır. Evet sağ tarafta sürgülü kapı var. Sol tarafta sürgülü kapı yok arkadaşlar. Şimdi yakıt kapağını açalım. AdBlue'lu bir motor var üzerinde. Motor verisi ise 1.5-102 beygir turbo 250 Nm torka sahip bir motor aracın üzerinde. Trigger kayışlı diyebiliyoruz biz bunları. Trigger kayışları ise kullananlar için çok önemlidir bu. Çünkü yol yapacak bir araçtan bahsediyoruz. 180 binde ya da 10 yılda trigger kayışı değişecektir bu aracın. Katlanabilir yan aynalar araçta standart olarak geliyor. Yani panel van bir arabada katlanabilir yan ayna standart olması da biraz bana da bir ilginç geldi. Şimdi kapıyı açıyorum. Kapıda Ahmet gördüğümüz gibi çift cam otomatiğimiz var. Arka bagajı kitleme var. Elektrikli ısıtmalı yan aynalar var. Ve aynaların katlanma özelliğinde geldiğini söylemiştim. Şimdi istersen Ahmet aracın içerisinden devam edelim.
Arkadaşlar Edition'ın içerisinden devam ediyoruz. Far sensörümüzü söylemiştim. Ön sis farları yok, arka sis farları var. Farların yükseklik alçaklık ayarını ve içerinin ışığının yükseklik alçaklık ayarını yapabileceğimiz tuşlarımız burada. Start stop dediğimiz durduğumuz zaman motorun kendini beklemeye alma tuşu Ahmet ise burada gördüğünüz gibi. Buraya bastığınız zaman eko işlemi devre dışı diye de ekranda uyarı veriyor. Evet, direksiyona geldiğimiz zaman direksiyonda yine yükselip alçalma ve derinlik ayarı var. Evet, bu güzel bir özellik. Hız sabitleyici, hız sınırlayıcımız var direksiyon üzerinde. Yine direksiyon üzerinde müzik kontrol tuşlarımız burada bizi karşılıyor. Ortadaki ekrana baktığımız zaman Ahmet ise buradan anlık yakıt verilerini, ortalama hızımızı, içindeki yakıtla ne kadar gideceği gibi, start stopta kaç saniye durduğu gibi bütün verileri buradan görebiliyoruz. Şimdi ben aracı tekrar çalıştırayım. Evet, aracımız öncelikle bizi selamladı. Check kontrol işlemleri yapıldı. Şimdi aracımızı çalıştırıyoruz. Evet. Ortadaki ekrandan devam edelim istersen Ahmet. Ekran renksiz bir ekran var burada. Ama ekranda Bluetooth, USB gibi özelliklerin hepsi var. Gayet aslında standart güzel bir ekran olmuş burası diyebilirim. Kullanışlı bir ekran. Klimamız, manuel bir klimamız var. Buradan çevirdiğimizde evet manuel bir klima karşılıyor bize. Yanında ESP savrulma önleyiciyi görüyorum burada. Savrulma önleyiciyi karlı havalarda kapatıp açmak isterseniz diye. Klima tuşumuz var burada. Araçta elektronik el freni var arkadaşlar. Yani el freni indirdim. El freni çektim. Birinci vitesi alıp az gaz verdiğim zaman bu el freni yine indirecektir. Hatta şöyle geri vitesi takalım. Kapı açık olduğu için şu anda yapmadı onu. Yani el freni kendi çeker, kendisi indirir. Hatta el freni ben indireyim. Birinci vitesi takalım. Arabayı kapatalım. Gördüğünüz gibi el freni kendisi çekti. Yani elektronik el freni var arkadaşlar bu araçta. Evet, aracı tekrar çalıştırdım. Ahmet, o biraz önce koltuğu yatırmıştık. Onu gösterdim. Burada üzeri metalle kapalı. Ki koyduğunuz malzeme sağa sola yatmasın diyerekten de kenarlarına bir yükseltme yapmışlar. O da güzel bir detay olmuş diyebilirim. Saklama gözü yönünden zaten zengin bir araç. Burada bir saklama gözümüz var. Burada yine bir malzeme koyma gözümüz var. Ceplerimiz çok derin. Bardaklık koyma var. Burada bir saklama gözü var. Yine Ahmet. Burada bir saklama gözü var. Burada bardaklık var. Yani saklama gözü yönünden gayet de rahat bir araç. Hatta güneşliklerin üstünde ise yine malzeme koyabileceğiniz bölümler var. Onun haricinde bir de şunu gösterelim Ahmet. Koltuğu, şimdi 3 koltuklu bir araç gördüğünüz gibi. Yani 3 kişi çok rahat bir şekilde oturabilir. Orta koltuğu yatırdığımız zaman ise bakın burada bizi güzel bir malzeme bölümü karşılıyor. Yani not alabileceğiniz, yazı yazabileceğiniz bir yer veya kol dayama olarak da kullanabileceğiniz bir bölüm. Bunu bu şekilde çevirebiliyorsunuz. O tarafa, bu tarafa ya da ortaya alıp geri ittiğiniz zaman da yine bu şekilde de kullanabiliyorsunuz ki gayet de kullanışlı ve güzel olmuş. Şahsen ben bunu çok sevdim. Çünkü ticaretle uğraştığımızı düşünürsek bir şeyler yazmamız lazım. Not alabiliriz. Uzun yolda kol dayama olarak kullanabiliriz. Yani içiyle anlatabileceklerim aslında bu kadar diyebilirim. Arada Ahmet bir demir bölme var. Bu demir bölmeyi isterseniz sökebilirsiniz. Buraya yine malzeme böyle bir şeyler asabilmeniz için bir bölüm yapmışlar. Evet, Edition paketimizin içerisini ve dışarısını biraz detaylı anlatmaya çalıştık sizlere. Şimdi elegans olan uzun şasi olarak geçen X-Large modelinden başlıyoruz. Bu araçta aynı zamanda Plus paket var. Plus paket dediğimizde 16 alüminyum alaşımlı jantlar geliyor. Kapak jantlar değil. Toplum dilinde çelik jant geçen jant sistemi geliyor. Gövde rengi kapı kolları ve gövde rengi tamponlar geliyor. Zaten ön taraftan Ahmet baktığımızda da iki aracın arasındaki dışarıdan ne olduğunu anlamanın en basit yolu da o. Gövde rengi kapı kolu ve tamponlar yoksa araçta çelik jant yoksa araçta Plus paket yoktur. Edition'da elegans arasındaki farklardan devam ediyorum. Ötekinde sadece sağda sürgülü kapı vardı. Bunda solda da sürgülü kapı var. Yani çift tarafta da sürgülü kapı karşılıyor bize. Ötekinde sadece sürücüde hava yastığı vardı. Bunda ekstra yolcu hava yastığı da geldi. Ekran ötekinde renksiz bir ekrandı. Bunda 8 inçlik dokunmatik renkli ekranlı bir ekran geldi. Ki izleyicilerimiz mutlaka biliyordur artık. CarPlay ve Android Auto desteği de var bu ekranda. Orta ekran zaten bizim diğer kombolarda kullanılan 8 inçlik renkli ekran geliyor. Kameradan da belki belli oluyordur. Arkadaşlar, yük bölmesi erişim sağlayabilen camlı ayırma bölgesi var. Yani bunda hem arka kapılarda camlar var hem de sürücü tarafından bagaja baktığımız zaman orada bir cam görüyorsunuz. Yani arasındaki farklar bu şekilde net diyebilirim. Şimdi Ahmet istersen bagajdan devam edelim. Evet, şu anda da bagajdayız. Bagajın zaten verilerini ben yine yan tarafa yazıyorum. Oradan da bagajın buradan karşıya kadar uzunluğunu,
ve genişliğini oradan da net bir şekilde görebilirsiniz. Ötekinde Edition'da olmayıp da bunda olan ise ahşap bir bölme var Ahmet burada. Bu da gerçekten kaliteli. Bizim de ilk geldiği zaman beğendiğimiz bir kaplamaydı. İçeriyle anlatabileceklerim bu kadar. Arka kapılarda camlar vardı. Onları söylemiştim Ahmet. Şimdi onları da buradan da tekrar gösterelim. Bakın burada camlarımız var. Yine arka park sensörü falan. Hep standart bu araçta. Evet. Arka ile ilgili de anlatabileceklerim bu kadar. Şimdi istersen sürüş tarafından ekranı gösterelim. Diğer gösterebileceğimiz malzemeleri gösterelim. Evet, Edition'la içerideki farklılara bakıyoruz şimdi de. Burada bir 8 inçlik renkli ekran var demiştim. Star stopu, park yardımı, tekerlek patinaj önlemesi, bunların bütün ayarlarını yapabiliyoruz. Park etme dediğimiz zaman aynanın katlanmasını önleme, geri vitesiyle devreye giren arka cam sileceği diyor. Farlara geldiğimiz zaman refakat aydınlatması ve karşılama aydınlatması da var araçta. Bu özellik, evet, güzel işinize yarayacak bir özelliktir. Konfor dediğimiz zaman kilitlerin sadece kabin mi açılsın yoksa bütün kapılar mı açılsın? Hatta yanındaki şöyle ünleme bastığınız zaman da size burada detayını olarak ne anlatmak istediğini net bir şekilde o da gösteriyor. Güvenlik dediğimiz zaman yorgunluk uyarı sistemi var gördüğünüz gibi araçta. Sistem yorgunluk belirtisi algılarsa sürücüyü uyarır diyor. Kahve molası verin uyarısı çıkıyor. Ardından bu taraflara baktığımız zaman evet araçta CarPlay ve Android Auto var. Bu gerçekten de çok güzel bir özellik. Bakın burada Bluetooth diyor, Apple CarPlay, Android Auto diyor. Yani bunu mutlaka kullanıcı da çok beğenecektir diye düşünüyorum. Yine ötekindeki gibi elektronik el freni olsun, klima hepsi aynı. Yine burada 3 koltuk var. Ötekinde yatık vaziyetteydi. Tam gösterememiş olabilirim diyerekten. Bu sefer koltuğu yatırmıyorum. Yine uzun malzeme koyabilmek için buraya yatırabiliyorsunuz. Yine masa olması için de bu koltuğu da yine göstereyim isterseniz. Evet, yatırıp buradaki bölmeyi de yine destek sistem olaraktan hem kol dayama hem malzeme olaraktan da kullanabiliyorsunuz. Bu özelliği çok sevdiğim için bir daha göstermek istedim sizlere. İçeriyle anlatabileceklerim bu kadar. Şimdi istersen Ahmet dışarıdan devam edelim. Evet, size bugün kombo kargolar anlatmaya çalıştık arkadaşlar. Yakıt verilerine çok değinmemiştim. Onlara değineyim. 1.5-102 beygir turbo dizel 5 vites emisyon sınıfı Euro 6.2. Şehir içi yakıt tüketimi 4.4, şehir dışı yakıt tüketimi 3.9, ortalamada ise 4.1 litre gibi bir yakıt değeriyle karşılayacağımızı söylüyorlar. Araçlarımızın boş ağırlığı Edition'lar 1347 kilogram, Elegance X'larçlar ise 1402 kilogram olarak geçiyor. Taşıma kapasitelerine baktığım zaman 998 kilogram Edition taşıyabiliyor, 953 kilogram ise Elegance X'larç paketi taşıyabiliyor. Kargo hacmi yolcu koltuğu dik katlı haldeyken 3300-3800, Elegance'da ise 3900-4400 olarak geçiyor. Bu verileri zaten daha önceden de göstermiştim ve söylemiştim. Unuttuğum bir şeyler mutlaka vardır arkadaşlar. Kargo ile ilgili anlatabileceklerim bugün sizlere bu şekilde. KDV avantajı olsun, bagaj yönünden kapalı kasa kamyonet düşünen arkadaşlarımızın kesinlikle tercih edeceği bir model olacaktır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.